çok şanslıyız. Belki 20-30 sene önceki hocalarımıza kıyaslar, şöyle ki şanslıyım ve belki hepimiz şanslıyız. Benim kullandığım ders kitabı her ünitenin sonunda 200 ila 300 tane soru arkasıyla geliyor. Farklı tarzlarda. Sizin kendi öğretme pedagojik yaklaşımınıza uygun olanları filtreleyip öğrencilerinize onları verebilirsiniz. Pratik ve sonradan da notlandırmak için. Şimdi burada birazcık soluklanacağım yine ve çok inandığım, ben çok fazlaca kullandığım ve benim neredeyse her gösterdiğim hocamızın Murat keşke bana bunu daha önce gösterseydim, ben de daha önce kullanmaya başlasaydım. Nedir bu? İngilizcesine Clickers veya Personal Response System. Nedir bu? Bu benim gerçek dersimden bir fotoğraf. 75 dakikadır bizim Koç Üniversitesi'nin derslerinin çoğunluğu 50 dakikada olanlardır. Genelde ilk 50 dakikasını derse işlerim. Ya ortasında ve tercihen dersin sonundaki 10-15 dakikada hadi artık herkes cebinden telefonunu çıkarsın. Normal derste telefon kullanması izin vermezken dersinde artık telefonunu çıkartıyoruz. Niye çıkartıyoruz? Eski yine 4-5 sene öncesinde sadece ve sadece bununla yapabileceğimiz uygulama artık telefonumuzda bu kendi telefonumun görüntüsü bedava bir uygulamayla şunu yapıyoruz. Konuyu işledim. Örneğin bu 4. çarptırda bir konuyu işledim. Son 15 dakikadan biraz önce tahtada 1-2 tane de örnek problem çözdüm. Ve dedim ki artık sıra sizde. Buradaki örnek çoktan seçmeli ama yine boşluk doldurmaca, açık uçlu soru gibi farklı tarzlarda sorular da sorabiliyorsunuz. Soruyu yansıttınız. Vaktimiz olsa keşke bunu sizlere de yapabilsem. Sonrasında öğrenci uygulamayı tıkladığında tık telefonuna, görüntü telefonuna da geliyor. Ama zaten görüntü burada çok önemli değil. Öğrenci bireysel veya grup olarak problemin üzerine çalışıp sonrasında cevabı verdiğinde veya o süreçte daha doğrusu bir sayaç var. Hoca olarak baktınız ki süreyi ben tam kestirememişim. Keşke biraz daha uzun süre verseydim veya çok fazla vermişim artık durdurduğum bildiğinizde. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Katılımcıların yüzde kaçı cevap verdiği görüyorsunuz. Ve sonrasında da isterseniz tıklayıp dağılımı görüyorsunuz. Diyelim ki sorunun dağılımı bu. %20 B, %20 C, %60 E. Doğruyu ben biliyorum hoca olarak. İstersen direktman şuraya tıklayıp bunu yeşile çevirip bunları yanlış olduğunu göstereceğim. Ama bazı durumlarda biraz hızlı geçtim. Mesela burada biz tekrar geri gelişiyoruz. Bunun sihri önemi nerede? Diyelim ki 100 kişilik bir sınıfınız var. Konuyu işliyorsunuz. Ben aralarda çok interaktif soru cevabı severim. Ve sorularıma da mütemadiyen özellikle ön sıralardan da cevap verir. Bir düşünün ki sorulara cevaplar tak 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 doğru. Şimdi bilemiyorsunuz acaba sınıfın tamamı mı öğrendi yoksa azınlığı mı çoğunluğu mu bilemiyorsunuz. Bu hem size sınıfın ne kadarı öğrendiği söylüyor hem de öğrenciye sen azınlık bilemeyen grubundasın ama anonim şükret ama eve git pekiştir diyoruz. Ya istersen birazdan göstereceğim. Pardon, oraya göstermeden önce. Yine ben hoca olarak şuna inanıyorum. Diyelim ki bunu gösterdik. Arkadaşlar doğru cevap A'ydi. Hadi sonraki soruya geçelim. Ne diyebilirim? Ki yapmıyorum. Acaba niye diğerleri değildi ya A'yı anlatıyorum. Şimdi bakın. Eğitim teknolojileri bildiğimizin içerisinde envai çeşit. Basitinden en karmaşasına kadar malzeme var. Şimdi size göstereceğim şey en basiti ama kalben çok inandığım bir şey. Ben de burada tahtada bu problemin çözümünü 10 dakikada yine anlatırım. Ama 10 dakikayı ben kağıda çözdüm, taradım, burada. Ama göstermiyorum henüz. Üzerine bloklar koydum dikdörtgenler halinde ve her tık yaptığımda adım adım gelecek. Gelmedim, çok özür dilerim. Her tıkladığımda sanki tahtaya bir şeyleri yazıyorum, çiziyorum, tablo yapıyorum, grafik yapıyorum gibi. Ama tek tek getiriyorum. İstesem ben bunu 2 saniyede geçebilirim. Ama
önemli olan yerde, diyelim ki burası çok önemli değildi, burası önemliydi. Burada yavaşlayıp öğrencilerime mümkünse interaktif, tamamen ben aktif, onlar pasif yapmadan onları çözüme yönlendirerek bu süreci yapıyorum. İstediğim yerde hızlanıp, istediğim yerde yavaşlayıp öğrencileri içerisine çekiyorum. Güzellik bu yemekten önceki öğretim üyelerimizden çok ilham aldım. Birçok şeylerine katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Kendilerinden de çok şey öğrendim. Çok basit. Bu kullandığımız software esasında size kimin örneğin bu uygulamamda 8 soru sormuşum, ortalama 4.84, hangi öğrenci 88-75-150 almışı görebiliyorum. Ama tabii ki bunu öğrenciye anında göstermiyorum, ofisime geldiğimde bakıyorum. Eğer bu uygulama anonim bir sözü veriyorsam bakmıyorum. Ha, bazen kötü niyetli değil, iyi niyetli. Acaba kimler mütemadiyen sürekli olarak her gün zorlanıyor görüp o öğrenciyi kırmadan, gücendirmeden belki zayıflıklarını tespit edip onu yönlendirebilmek için de bakıyorum. Ama deminki bu bir önceki konuşmalarda da sözü geçen ölçme değerlendirme. Acaba ben sorularımı daha iyileştirebilir miyim? Çeldiricilerim acaba doğru değil miyi görebilmek için de kullanılıyorum. Örneğin buradaki yeşiller, kırmızılar, doğrular, yanlışları gösteriyor. Buradaki yine A, B, C, D'ler yeşilse doğru, kırmızıysa yanlış. Mesela bu sorularda hangi sorular, hangi çeldiriciler daha çok yanlış olarak işaretlenmişi de görebilirim. Bir sonraki sene istersen revize edebiliyorum. Dersiniz ki, ben diye geleceğim. Bu uygulama sadece ve sadece bir lisans gerektiriyor. Üniversite genelinde çok hani düşük mevduatı bir yatırım. Ama derseniz ki ben üniversiteye bağlı kalmadan hemen yarın dersimde uygulamak istiyorum derseniz bedava uygulamalar da var. Onlardan bir tanesi olabilirler. Bilmiyorum kullanımınız oldu mu? Kullanımınız oldu mu aranızda? Yine hararetle tavsiye ediyorum. Benimkinden birazcık daha özellikleri az ama aynı amaç için kullanabileceğiniz için. Bu arada bütün bu slaytlarımı desktop'ta bırakıyorum. Arkadan slaytlarımı alabilir. Bu linke girdiğinizde Facebook hesabı açmak kadar basit. Arz ederseniz uygulamamı aklınızdırız. Ben 5 dakikada sonra göstereceğim. Soruyu yazması da çok kolay. Aktif hale geçirmesi de çok kolay. Yine çoktan seçmeleri yapabilirsiniz. Farklı tarzda da geçebiliyoruz. Evet, yine çok inandığım kalemlerden bir tanesi video. İşte bir önceki konuşmalarda da sözünü geçti. Dersteki o 75 dakika veya sınıf kullanmasını bilmiyorum. O kadar değerli ki. Bence onun, bilmiyorum size katılıyor musunuz, bilginin benim beynimden, öğrencilerin beynine transferi için değil de mümkünse onu videolarla, okuma parçalarıyla sınıfa geldiğinde hazır yazsın, elimden geldiğince. Ben o esnada grup aktiviteleriyle beraber pekiştireyim konuluyorum. Bu videoyu ister inanın ister inanmayın kendi laptopumdaki web kamerayla çektim ama bütün ihtiyacınız bir software. Bu bir paralı lisans gerektiren bir uygulama. Biz de Koç Üniversitesi'nde alındık. Fiyat olaraktan bilmiyorum, arzu edenler benimle kontak kurabilir, yardımcı olmaya çalışırım. Nedir bunun verdiği imkan? İsterseniz bir kamerayla sizi çekiyor, slaytlarınızı çekiyor. Burada bir indeks var, öğrenci. Diyelim ki sizin derse geldi, dinledi, her şeyi anladı ama bir iki bir yerde takıldı. İndeksten gerekli olan kısma gidebiliyor. Arzu ederse bunu tıklayıp büyütebiliyor, isterse bunu tıklayıp büyütebiliyor. Ama derseniz ki ben daha profesyonel bir şekilde çekmek istiyorum. Bizim ofiste bir küçük ofis stüdyomuz var. Burada senkron veya asenkron derslerimizi hazırlayıp yayınlayabiliyorsunuz. Bu kapsamda Coursera'da 6 tane ders hazırladık. 60 bini aşan takipçimiz var. Tabii ki 60 bini sadece çok cüzi bir kısmı var sonuna kadar gidiyor ama yine de dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Yine burada bir yavaşlığın soğutlanabileceğini ve benzeri sunumları yaptığım yerde beni durdurup Murat lütfen burada bir detayı verir misin dedikleri bir kısma geldim. Şimdi büyük sınıflarda amfilerde ders veriyorsanız tabii teknolojiyle, çoklu ekran perde sistemi hangisinde
Üçünü de aynı sınıf kullanacaksınız. Değil. Burada kürsüde bizim bütün sınıflarda çok hızlı bir bütün sınıfların dersen yaramadı ama birkaç sınıfımızda bu düzenek var. Diyelim ki tahtaya ara sıra slaydı ve tahtaya yazmak istiyorsunuz ama mesafe çok uzunsa bu durumda büyük tabiri yazabilirsiniz, diyebilirsiniz ki herkes biliyor bunu. Şimdi çok basit gibi görünen ama birçok hocamızın çok sevdiği benim de dahil bir uygulamayı göstereceğim. Adı doküman kamera. Nedir bu? Doküman kameranın altına ne koyarsanız gösteriyor tahtaya. Çünkü burada bir kamera var, direktmen projeksiyonu aktarıyor. Eğer o an için bir şeyi unuttunuz, eyvah bir malzemeyi ben anlatacaktım ama slide'ı koymayı unuttum, kitabımda var. Kitabınızı alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Veyahut, anladım koymamışım galiba. Evet, çok özür dilerim. Bir önceki slide. Bizde daha çok kullanılan yolum, bunun altına beyaz, A4, A3 beyaz bir kağıt koyuyorum hocamız. Ve normal kağıda kendi kalemiyle yazıyor. Çok doğal olduğu için çoğu zaman PowerPoint'ten bile çok daha yavaşta. Belki tıp fakültesinde bir objeyi göstermek istiyorsunuz, bir organın bir kısmını göstermek istiyorsunuz. Bütün yapacağınız altını koyup parmağınızla nereyi istiyorsanız göstermek. Bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum üniversitelerinizde bu var mı ama ben eğitim fakültesi haricinde neredeyse duymadım. Ve makine mühendisliğinde 17 sene önce başladığım gün başladım. 5 yıl öncesinde koltuğa atandığımdan itibaren de tüm üniversiteye yaygın. Nedir bu? Takdir edersiniz ki öğrenciler başarılı olup yüksek lisans doktoraya başvuruyorlar uzmanlaşmak için. Notları mükemmele yakın. Ama bazen de görüyoruz ki ders vermekten acizler. Bu bir eğitim gerektiriyor. Dönem başlamadan önceki bir hafta boyunca ben ve ekibim bu gruba ders verme, problem çözme, laboratuvarda bilimi anlatma konusunda pratik yaptırıyoruz. Önce ben bir pratik yapıyorum, sonra diyorum ki siz tek tek geliyorsunuz. Sizi kırmadan, gücendirmeden geri bildirimde bulacağız, videoyu çekeceğiz, onların üzerinde geçeceğiz. Gerekiyorsa birkaç seans daha tekrarlayacağız. Öğrencilerin tür seansımıza tutoring İngilizcesinde bir Türkçe'ye çevrilmiş haliyle akşam destekçiliği. Nedir bu? Diyelim ki burada bir dersi daha önceden almış, başarılı olmuş bir öğrenci. Hocası diyor ki benim 3 tane adayım var, lütfen bunlarla ilakat edin. İlakat ediyoruz, içlerinden iletişim becerisi iyi olan 1-2 kişiyi alıp bu sene yeni alan öğrencilerden, takdir ederseniz ki öğrencilerimiz hocaya gidip sıkça soru sormaya çekinmiyor veya vakit olmuyor. Bizim ofiste 70 tane derste, 70 aşkın ders, 90 küsur tane tutumda bu dersi geliyoruz. Konumuzun başlığı İngilizce sunum becerileriydi. Biraz da o kısma şimdi girmek üzereyim ama esasında sunum, sizinle konuşmanın ana hattıyla Türkçesi, İngilizcesi, Almancası fark etmiyor. Küf noktalarını vereceğim ama en sonunda İngilizce'yi anlatmamız gerekiyor anlatacağım. Fakat onunla ilgili olduğu için burada birazcık da başlayacağım. Üniversitemizde bir uygulama var, birçok üniversitede olmayan ve çok revaçlı olan bir uygulama. Nedir bu? Ana dili İngilizce olan, ana dili İngilizce olan Amerikalı İngilizce ve İngilizce öğrenciler arasında mülakatla 5-6 tanesini her dönem seçiyoruz. Bunlara lider diyoruz. Bu liderlerin etrafında 4-5 kişilik küçük bir grupta pratik yapma imkanı veriyoruz. Yazmada, okumada becerikli birçok öğrencimiz maalesef eğer konuşmada paslıysa onlara büyük bir imkan. Haftada 18 saatlik büyük bir dilinden seçebiliyorlar. Şimdi geldim esas konumuza. Burada da birazcık ana hatlarıyla sunum ne yapmamız lazım ki canlı olsun, etkin olsun ve sonunda da öğrenci çıkarken öğrenebilsin. Sizleri bilmem ama ben 17 senedir hocalık yapıyorum ve ilk senelerde şunu diyordum sınıftan çıkarken, bugünkü dersim iyileşti, iyi ders verdiğime inanıyorum diyordum. Ama bu ofise geçtikten sonra daha çok bilinçlendiğime inanıyorum. Nedir bu bilinç? Hani bu öğrenci merkezde öğrenme odaklı diyoruz ya, ben kendi lisanımda onu şöyle anlıyorum. Ben kendi verdiğim eğitimden mi ziyade acaba öğrencilerim bu konuyu öğrendi mi? Bundan sonrasını da heyecanla öğrenebilecek
motivasyonu da yapabildim diye soruyorum kendime. Size sunumumu ben kendi dersimde ona göre kuruyorum ve verdiğim eğitimlerde oralara odaklanıyorum. Şimdi bunları da azıcık hızlıca geçeceğim. Bazıları çünkü klişe, sizlerin de bildiğiniz, hepimizin bildiğiniz şeyler. Sizleri bayılmak istemem. Bu arada bir hafif bir kısa bir mola daha alayım. Çünkü hani 30 dakikaya her şeyi sığdırınca bazen artıyoruz. Ama benim bir şeyi daha söylemek isterim. Bizim ofisimizin yaptığı bir şey daha var, çok değerli. Sizlerin üniversitelerde bir yardım olduğuna inandım. Dönem sonu ders değerlendirmesi vardır. Dönemin son 2-3 haftasında zaten içerisinde form verir, öğrenci hocasına dersi değerlendirir. Bu neredeyse standarttır. Ama bizde bir dönemin ortasında adı dönem ortası ders değerlendirmesi dediğimiz bir form vardır. İçinde sadece ve sadece iki tane şey sorarız. Bir tanesi, bu derste neler ilgiliyor, nelere değinip verdiniz? Öğrenciler ki, hocamızın malzemeleri çok güzel, eğitim yöntemi çok güzel, iletişimi çok iyi yazın. Ama ondan sonraki soru, neleri önerirsiniz ki ders daha verimli olsun, daha iyi olsun? Orada yazılan 2-3 tane en başta yazılan, çokça yazılan şeyler nedir derseniz, maalesef ve maalesef bir tanesi PowerPoint geliyor. Diyor ki, ben birçok hocamızın PowerPoint sunumunu çok beğenirken bu derste maalesef çok kötü çünkü çok hızlı gidiyor. O hızlı gittiği için bir yerden sonra kopuyorum ve artık dinleyemez oluyorum. Keşke bu durumda tahtaya dönseydim gibi diyenler bile oluyor. Bu durumda hani bu birazcık silah icat oldu, mertlik bozuldu misali. Evet elimizin altında teknolojiler var ama doğru kullanılıyor sürece. Öğrencilerimizin çokça şikayeti, içerisi çok yoğun, çok hızlı, hocalarımızın sesi monoton, kısık, hep aynı düzeyde gibi bir takım şikayetleri var. Nasıl düzeltebiliriz? 2-3 tane çok hani hep vurguladığım bu tür sunumlarda görsellerimizi bollaştıracağız ama benim katıldığım birçok ilgin, hani ben önce örneği veriyorum sonra kişilerden rica ediyorum. Görsel bulmakta maalesef ilgili görseli bulup koymazsanız yarardan çok zarar oluyor. Bir kavramı anlatıyorsunuz, yanında bir görsel var ama o görsel o kavramla ilintili değil. Hatta belki bambaşka. Öğrencinin sefer kafası iyice karışıyor. Örnekler, övgüler, alıntılar. Sonraki sayfamda yine birazcık duracağım. Son iki senede Amerika'da öğrenme öğretme merkezlerinin çok lider konumundaki kişileri davet ettik. Benim aklımda en belirgin kalan şeyler neydi derseniz? Derler ki, dersinizin başı çok önemli. Başında mümkünse şunlardan bir şeylerle başlayın. Nedir bu? Kışkırtıcı bir cümle ama doğru bir şeyle. Veyahut hani öğrencilerin, katılımcıların şaşıracağına inandığımız bir veri, bir sonuç, bir grafik, simülasyon, video gibi veyahut birazdan dakika bir zaman göstereceğim. Bunun içinde bir soru veyahut anket tarzı yönlendirme.